Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 3. sınıf fen ürünleri dersi 6. ünitemiz Canlılar Dünyası'na Yolculuk. Şimdi bu birinci bölümde çevremizdeki varlıkları tanıyalım. İkinci bölümde ben ve çevre. Şimdi resimlerde görüyorsunuz çevremizdeki varlıklar neler var? Trafikte karşıdan karşıya geçen öğrenciler var. Çevremizde çok çeşitli varlıklar var. Yer yüzünde ve yer altında. Yer altında suda yaşayan balıklar var. Yosunlar var. Yer yüzünde de ormanlar, dağlar, taşlar var. Tabii ki şehirlerde artık bunlar olmadığı için şehirlerde ne vardır? Binalar var, plazalar var, trafik arabalar, araçlar, trafik ışıkları, kaldırımlar, yaya geçitleri. Bunlar çevremizde gördüğümüz varlıklar. Şimdi neler öğreneceksiniz? Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırmayı, bir bitkinin yaşam döngüsünü, yaşadığınız çevreyi tanımayı, yaşadığınız çevrenin temizliğinde aktif görev almayı, doğa ve yapay çevre arasındaki farkları, yapay bir çevre tasarlamayı, doğal çevrenin canlılar için önemini, doğal çevreyi koruma için yapılması gerekenleri öğreneceğiz. Öğreneceksiniz. Şimdi burası yapay bir çevre. Nedir? Cam fanusu içerisinde seracılık yapılıyor. Yani burada seracılık. Bu yapay, insanlar tarafından yapılan şey yapay oluyor. Şimdi ormanlar ise doğal. Çünkü ormanlar kendisine yetişen doğal bir ortam. Burada da ormanlarda da canlılar yaşıyor. Yine yapay bir çevre. Yani evler insanlar yapıyor. Parklar insanlar yapıyor. Bunlar da yapay çevre. Birer örnek. Tabii ki parkta oynayan çocuklar. Park ortamı yapay bir çevre. Hazırlık sorusu. Yakın çevrenizde gördüğünüz canlı varlıklar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Canlı varlıklar kedi, köpek. Yani şehirde yaşayanlar kedi, köpek görebilir. Tabii çöplerde fareler de var. Onları da görüyorsunuz. Yine köyde yaşayanlar inek, dana, öküz, ne bileyim koyun, keçi, kuşları görebilir köyde yaşayanlar çevrelerindeki. Yine denizlerde yakın olanlar balıkları görebilir. Balıklar, çeşitli balıklar var. Hamsi var, palamut var, istavrit, mezgit. Bunlar nedir? Çevremizde denizde yaşayan varlıklar. Bunları anca deniz kenarına gittiğimiz zaman balıkçılarda tutulmuş haliyle görebiliyoruz. Tabii hayvanat bahçesine gittiğiniz zaman çok daha farklı hayvan çeşitleri görebilirsiniz çevrenizde. Tabii bizim gözle gördüğümüz dışında gözle göremediğimiz varlıklar da var. Böcekler var, karıncalar var. Nedir bunları gözlerimizle fark edemiyoruz. Sinekler var. Bunlar nedir? Yazın ortaya çıkıyor sinekler, özellikle sivrisinekler. Bunlar da çevremizdeki varlıklara örnekler. Canlı ve cansız balıklar. Kırmızı balık. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kırmızı balık kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle. Balıkçı seni tutacak. Sepetini atacak. Kırmızı balık dinle. Sakın yeme yeme. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaçıyor. Balıkçı Hasan bakıyor. Şimdi burada da balıktan bahsetmiş. Denizlerde, akarsularda balıklar var. Tabii ki balıklar insanlara balıklar tutarak yiyecek olarak tüketiyor. Balıklar da canlı varlıklara örnek. Sözlerini okuduğunuz şarkıda hangi varlıkların isimleri geçmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Şimdi burada ne geçiyor? Kırmızı balık geçiyor. Bir de balıkçı Hasan var. Balıkçı Hasan balığı tutmaya çalışıyor. Göl var. Cansız ortam, bir de göl var. Kırmızı balık kıvrıla kıvrıla yüzüyormuş. Balıkçı Hasan da balığı tutmaya çalışıyor. Tutup akşamleyin ızgarasını yapacak. Tereyağında ızgarasını yapıp afiyetle yanında çoban salata ile beraber afiyetle yiyecekler. Tabii balıkçı Hasan balığı tuttuktan sonra sepetini atıyor. Sepet de var. Sepeti cansız bir varlık. Yani kırmızı balık canlı. Balıkçı Hasan canlı bir varlık. Sepeti cansız. Olta var. O da cansız. Şarkıda isimleri geçen varlıklardan bazıları canlı, bazıları da cansızdır. Varlıklar canlı varlıklar ve cansız varlıklar olmak üzere iki grupta incelenir. Şarkıda geçen canlı varlık neydi? Balıkçı Hasan canlı, balık da canlı. Cansız varlık neydi? Olta var. Bir de göl var. Göl var. Sepet var. Olta balığı sepetine attı. Sepet var. Balığı sepetine atıyor tutunca. Canlı balıklar. Şarkıdaki kırmızı balık ve balıkçı Hasan canlı balıklar örnektir. Çünkü kırmızı balık ve balıkçı Hasan bütün canlı balıkların sahip olduğu
kendiliğinden hareket etme özelliğine sahiptir. Şarkıda geçen kırmızı balık gölde kırıla kırıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor sözleri bu varlıkların canlı olduklarının göstergesidir. Sizce şarkıda geçen başka hangi sözler kırmızı balık ve balıkçı Hasan'ın canlı olduğunun kanıtıdır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Şimdi canlı varlıkların bir diğer özelliği ise yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmeleridir. Şarkıya göre balıkçı Hasan beslenmek için kırmızı balığı oltayla yakalamaya çalışıyor. Kırmızı balık ise beslenmek için oltanın ucundaki yeme yaklaşıyor. Siz de çevrenizde bulunan canlı balıklara örnekler veriniz. Yine çevrenizde canlı balıklar, insanlar var, hayvanlar var, kuşlar var çevrenizde. Hayvanlardan köyde yaşayanlar koyun görebilir. Koyun, keçi, inek, tavuk, horoz, kaz, ördek bunları görebilir. Şehirde yaşayanlar ise anca sokaklarda kedi köpekler var, çöplerde fareler var, kuşlar var, ağaç var ise kuşlar vardır, kuşlar var bunları görebilir. Yine çevremizde evlerde böcekler oluyor. Bunlar da canlı varlıklar, böcekler. Bakıyorsunuz karıncalar var. Şeker attığınız zaman şekere gelen karıncalar var. Yazın sivrisinekler ortaya çıkıyor. Yine bunlar canlı varlıklara örnek. Yani çevrenize baktığınız zaman çok sayıda canlı varlık görüyorsunuz. Tabii gözle göremediğiniz mikroplar da var. Yani ya da çok küçük canlılar var. Küçük böcekler var. Peki canlı varlıkların özellikleri neler? Canlı varlıklar kendi yaşamını kendi kendine idame ettirebiliyorlar. Yani kendi besinlerini arıyorlar. Kendileri beslenebiliyor, hareket edebiliyor. Kendi dünyasına göre yaşam faaliyetini devam ettirebilen canlılar, canlı varlıklar, hareket özelliğine sahip, beslenme özelliğine sahip. Dolayısıyla beslenebildiği için yani besin arama, soluk alıp verme, yani oksijen alıp verme ya da ne bileyim başka canlı varlıklar da var çevremizde, bitkiler de var. Güller, otlar, bunlar da canlı varlıklar. Yani çünkü bunlar da ne yapıyor? Bitkiler de kendi besinlerini üretiyorlar, hayatlarını devam ettiriyorlar. Cansız varlıklar. Şarkıda geçen sepet, olta ve göl cansız varlıklar örnektir. Çünkü bu varlıklar kendiliğinden hareket edemezler. Yani canlı varlıklar kendi kendisine hareket edebilir. Olta ancak balıkçı Hasan onu kullandığı zaman hareket edebilir. Göl, cansız bir varlık olan suyun oluşturduğu birikintidir. Bu nedenle gölde olta gibi cansızdır. Balıkçı Hasan'ın taşıdığı sepetin de kendiliğinden hareket edebilme özelliği yoktur. Sepeti balıkçı Hasan taşıyarak hareket ettirir. Göl, sepet ve olta canlı varlıklar olmadıkları için beslenmek zorunda da değildirler. Sizler de çevrenizde bulunan cansız varlıklara örnekler veriniz. Yani canlı varlıklar beslenmek zorunda, yaşamı devam ettirebilmek için beslenmek zorunda. Çevrenizde cansız varlıklar neler var? Yani taşlar var. Evdeki araç gereçleriniz cansız varlıklar. Televizyon, radyo, televizyon, masa, ütü. Bunlar nedir? Birer cansız varlıktır. Yani hayatınızda kullandığınız her türlü araç gereçler cansız varlık. Sokakta ne görüyorsunuz? Araçlar. Bunlar da cansız varlık. Bisiklet nedir bunlar? Birer cansız varlıktır. Bunlar kendi kendisine hareket edemez. Yani bunlar o yüzden cansız varlık oluyor. Canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayıran iki temel özelliğin kendiliğinden hareket edebilme ve beslenme olduğunu öğrendiniz. Yani canlı varlıklar kendi kendisine hareket edebilir ve beslenebilir. Cansız varlıklarda hareket özelliği yoktur. Beslenemez. Yani beslenme gereği olmaz. Beslenemez. Canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran bir özellik daha vardır. Bu özellik canlı varlıkların kendilerine benzer başka varlıklar meydana getirebilmeleridir. Yani çoğalabilmeleri. Yani canlı varlıklar hem hareket özelliğine sahip hem beslenme hem de çoğalma özelliğine sahip kendisine benzer canlılar oluşturuyor. Cansız varlıkların ise böyle bir özelliği yoktur. Cansız varlıklar ya doğada kendiliğine bulunurlar ya da canlı varlıklar tarafından üretilmişlerdir. Örneğin hava, su, göl, toprak, taş ve güneş gibi cansız varlıklar doğada kendiliğinden bulunurlar. Saat, bilgisayar, kalem ve bisiklet gibi cansız varlıklar ise insanlar tarafından üretilmiştir. Yani doğada kendinden bulunan cansız varlıklar var. Taş, toprak gibi, su gibi, hava gibi. Ama bir de insanların icat ettiği araç gereçler var. Hayatımızı kolaylaştıran araç gereçler var. Bunlar da cansız varlık. Evdeki televizyon, radyo, teyp, ütü masası, masa, kaleminiz, silginiz
Nedir bunlar? Birer cansız varlıktır. Tabii bunlar araç olarak geçiyor. Çünkü bizim insanların ihtiyacını gideren araç gereçler oluyor bunlar. Canlar dünyaya geldikleri andan itibaren büyüyor. Tay, at yavrusu. Demek ki şurada tay görüyorsunuz, atın yavrusu. Burada da at. Dünyaya geldiği andan itibaren büyür. Bir yetişkin bir at olur. Yumurtadan çıkan bir civciv, civciv bir yarık tavuk olur. Canların birçoğunda büyüme yaşam boyu devam etmez. Büyüme canlı belli bir büyüklüğe ulaşınca durur. Canlılar dünyaya geldikleri andan itibaren belli bir süre yaşarlar, sonra hayatlarını kaybederler. Filin, kedinin, çınar ağacının, menekşenin ve insanın belli bir yaşam süresi vardır. Yani her canlı varlık sonunda mutlaka yani ölecektir. Yani hiçbir canlı varlık sonsuza değin yaşamıyor. Canlı varlıkların bir ömür süresi var. Bir bitkinin gelişimini gözlemleyelim. Saksıda yetişen bir çiçeği gözlemlerseniz çiçeğin zamanla büyüdüğünü ve yaprak sayısının arttığını fark edersiniz. Fakat aynı süre içinde saksı büyümez ve saksıda bulunan toprak miktarı artmaz. Bu durum çiçeğin canlı, saksı ve toprağın cansız olduğunun göstergesidir. Yani canlı varlıkların büyüme özelliği var. Saksıya diktiğimiz bir bitki büyür. Saksı ise büyümez. Saksı cansız, bitki ise canlı bir varlık olduğu için zamanla büyür. O yüzden bitkiler canlı varlıktır. Canlı varlıkların ne özelliği vardır? Beslenme, büyüme ve çoğalma özelliklerine sahip canlı varlıklar. Bazı bitkilerde çiçek bulunur. Çiçek bitkinin üremesini sağlayan organıdır. Portakal çiçekli bir bitkidir. Portakalın yaşam döngüsüne ait aşağıda verilen diyagramı inceleyiniz. Portakal çekirdeği portakal tohumudur. Tohumlar uygun ortam koşullarında ekildiğinde yeni bir bitki oluşturabilen yapılardır. Evet. Şimdi yaşam döngüsüne bakalım. Ne varmış burada? Tohum. Tohumu ne yapıyoruz? Yani tohumu ektik. Tohumu ne yaptık? Ektik. Bitki tohumun oluşturur. Tohum zamanla gelişerek meyve oluşturur. Portakalın içinde tohum bulunur. Yani portakalın içerisinde kendi tohumları var. Demek ki portakallar tohumdan ağaç oluyor. Oradan tekrar ağaçta portakal veriyor. Çiçek bitkinin üremesini sağlar. Çiçekler bitkinin üremesini sağlıyor. Bitki belli bir büyüklüğe ulaştığında çiçek açar. Şimdi birinci aşamaya bir bakalım. Birinci aşama neymiş? Tohum. Tohumu suladık. Sonra tohumu suladık. Ne oldu bu tohum? Tohum hava alan ve sıcak bir ortamda ekilmeli. Belli aralıklarla sulanmalıdır. Yani tohumun çimlenmesi için hava alan sıcak bir ortamda ekilmeli ve belli aralıklarla sulanmalı tohum. Yani şu portakaldan birinci adım portakal. Portakalda ne var? Tohum var. Tohumu aldık, saksıya diktik. İkinci adım saksıya diktik. Ve uygun sıcaklık ve sulayarak tohum çimlendi. Ne oldu? Çimlendi. Tohum çimlendi. Uygun ortam koşullarında gelişen tohumun ana bitkiye benzer bitki oluşturmasına çimlenme denir. Yani demek ki çimlenme neymiş? Tohum uygun ortam koşullarında gelişen tohumun ana bitkiye benzer bitki oluşturmasına çimlenme deniyor. Çimlenme. Sonra büyümeye başladı yavaş yavaş. Çimlenme sonucu oluşan genç bitkiye fidan deniyor. Bitkinin yeşil yaprakları kendi besinini kendisi üretebilir. Bu amaçla bitki belirli aralıklarla sulanmalı. Işık ve hava alan bir ortamda bekletilmelidir. Yani demek ki bitkiler kendi besini kendisi üretiyor. Nasıl üretiyor? Yaprakları sayesinde çimlendi, büyümeye başladı. Artık fidan oldu. Ne oldu? Fidan büyüdü. Fidan oluyor artık ismi bunun. Fidan zamanla yetişkin bir bitki olur. Artık yetişti. Boy uzunluğu ve yaprak sayısı arttı. Yetişkin bir bitki oldu. 5. 6. evrede ise artık uygun koşullar geliştiği için çiçek bitkinin üremesini sağlar. Artık büyüdü. Artık çiçek verdi. Bitki belli bir büyüklüğe ulaşınca da çiçek açtı. Sonra da çiçek açınca da artık ne verecek? Portakal verecek. Bitki tohum oluşturur. Tohum zamanla gelişerek meyveyi oluşturur. Portakalın içinde tohum bulunur. Yani bitki meyvesini verdi. Meyvenin içerisinde tohum var. Sonra bu tohum tekrar toprağa meyvedeki tohum toprağa düşünce tekrar çimleniyor.
Tekrar döngü baştan başlıyor. Aşağıdaki etkinliği yaparak bir bitkinin gelişimini belli bir süre boyunca gözlemleyiniz. Evet, bu etkinliği siz yapacaksınız. Yani bir saksı bitkisi temin ediniz diyor. Saksı bitkisinin yapraklarını sayınız ve boyunu mezure ile yani metreyle ölçünüz. Sayım ve ölçüm sonuçlarını sonraki sayfada yer alan tabloda yazınız diyor. Bitkinin özellikleriyle ilgili diğer gözlemlerinizi tablodaki noktalı yerlere yazınız. Saksı bitkisinin gelişmesi için en az bir ay boyunca aşağıdaki uygulamaları yapınız. Yani bir ay boyunca saksı bitkisini izleyeceksiniz, not alacaksınız. Bitkinin toprağına her gün su dökünüz. Çünkü bitkinin her gün su alması lazım. Çünkü o kendi besini kendi ürettiği için, yapraklarını ürettiği için suya ihtiyacı var. Bitkiyi güneş ışığı ve hava alan bir balkonda veya bir pencere önünde bekletiniz. Yani bitkinin büyümesi için güneş ışığı alması lazım. Güneş ışığı alarak kendi besini yaprakları sayesinde kendisi üretiyor. Hava alan bir ortamda olması lazım bitkinin. Her hafta sonunda saksı bitkisinin yapraklarını sayınız ve boyunu mezure ile ölçünüz. Sayım ve ölçüm sonuçlarını sonraki sayfada yer alan tabloya yazınız. Bitkinin özellikleriyle ilgili diğer gözlemlerinizi noktalı yerlere yazınız. İmkanınız varsa her hafta sonunda bitkinin fotoğrafını çekiniz. Bunu siz yapacaksınız. Yani bitkinin boyunu ölçüyorsunuz. Mezure metreyle. Yaprak sayısını sayıyorsunuz. Bitkinin diğer gözlenebilir özellikleri. Yaprakları kalın mı, ince mi, uzun mu, kısa mı? Bunları da yazıyorsunuz. Birinci hafta sonunda bitkinin boyunu tekrar ölçüyorsunuz. Boyu uzuyor tabii. Yaprak sayısı da artıyor. Bitkinin diğer özellikleri nedir? Daha gür, daha böyle çiçek de açabilir. Çiçek açan bir bitki ise ne yapacak? Belli bir süre sonra çiçek de açabilir. Sonra boyunu tekrar ölçüyorsunuz. İkinci hafta sonunda bitkinin yaprak sayısında yine artış olur. İyi besleniyorsa, beslenmiyorsa yaprakları solabilir. Tabii bitki gelişmeye devam edecek. Bitkinin diğer gözlenebilir özellikleri nedir? Çiçek açıyorsa çiçek açacak. Meyve veriyorsa meyve vermeye durabilir. Bu şekilde hafta hafta gözlemliyorsunuz. Yani bitkinin gelişim sürecini gözlem altına almış oluyorsunuz. Tabii bu gelişim sürecinde bitki çiçek açabilir. Yani saksıda bir bitki diktiniz, çiçek açabilir, yaprakları büyüyebilir, boyu artabilir. Bu şekilde gözlemlerinizi yazıyorsunuz. Şimdi neler gözlemlediniz? Bitkinin gelişebilmesi için nereye ihtiyacı vardır? Güneş alan bir ortamda, hava alan bir ortamda olması lazım. Güneş ışığını görmesi lazım, hava alması lazım, su. Bir de bitkiye su vermeniz lazım. Su vermezseniz o bitki ölür. Güneş görmezse kendi besini üretemez, solmaya başlar. Hava almasa yine solmaya başlar. Bir bitki gelişirken gözlenebilir özelliklerinde ne gibi değişiklikler görülür? Bitki gelişirken boyu artıyor, yaprak sayısı artıyor. Çiçek veriyorsa çiçek açabilir, meyve veriyorsa meyve vermeye başlayabilir. Yani gelişme sürecini devam ettiriyor. Bitkiler uygun ortam şartlarında büyüyüp gelişirler. Bitkinin büyüyüp gelişebilmesi için suya, havaya ve şeye ihtiyaçları vardır. Bitkilerin bulunduğu ortamlarda bulunanlardan biri daha yoksa bitki gelişip büyüyemez. Şimdi neler öğrendiniz? Aşağıdaki tabloda bazı varlıkların isimlerini verilmiştir. Bu varlıklarla ilgili tablodaki soruları örnekteki gibi cevaplayınız. Şimdi insan beslenir mi? Evet beslenir. Kendiliğinden hareket eder mi? Eder. Büyüyüp gelişir mi? Gelişir. Evet. Kendisine benzer canlı meydana getirir mi? Evet getirir. Çocuklar olur. İnsanlardan eğlenir. Küçük çocuklar olur. Bebek, sonra çocuk, sonra genç, sonra genç birey olur. Canlı mı, cansız mı? Canlı varlık. Taş beslenir mi? Hayır. Ne diyeceğiz? Hayır. Eksi koyalım. Direkt. Kendini hareket eder mi? Hayır. Büyük gelişir mi? Hayır. Canlı mı, cansız? Hayır. Hayır dedik. Çiçeğe artı koyalım. Beslenir. Kendiliğinden hareket eder mi? Çiçek kendiliğinden hareket etmez. Yalnız bazı bitkiler güneşe doğru, yani büyüme esnasında güneşe doğru ay çiçekler. Mesela sabahleyin güneşe döner, akşamleyin yine güneşin de tarafa ise o tarafa doğru döner. Ama buradaki hareket kendine hareket, yürüme, koşma şeklinde öyle bir hareket yapmaz. O yüzden eksi koyalım. Ya da otlar yani yerinden kalkıp yürümez. Büyüyüp gelişir mi? Gelişir. Kendisine benzer canlı meydan getirir mi? Evet.
Otların tohumlarından otlar olur yine. Canlı mı, cansız mı? Canlı bir varlık. Nedir? Bunlar beslendiği için canlı varlık. Bardak cansız. Cansız olduğu için nedir? Hepsi eks. Kedi canlı. Canlı olduğu için hareket eder. Kendisine benzer yavrular oluşur. Koşar, zıplar. Ampul cansız varlık. Ekmek cansız varlık. Kurbağa canlı varlık. Yani kurbağa da yeni bireyler oluşturur. Kurbağalar vak vak diye bağırır. Evet, tabloyu böyle ne yapıyorsunuz? Kurbağalar da büyük gelişir. Aşağıdaki şarkıda geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin canlı varlık, hangisinin cansız varlık belirttiğini kutucukları yazınız diyor. Mini mini bir kuş donmuştu, canlı varlık. Pencereme konmuştu. Pencere cansız. Nedir? Cansız. Pencere nedir? Cansız varlık. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı. Canlandı. Pır pır nedir? Cik cik ötsün diye. Yani cik cik öten zaten nedir? Canlıdır. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Şimdi ne diyordu? Altı çizili sözcüklerin hangisini canlı, hangisini cansız? Kuş, tamam silelim. Kuş canlı varlık. Canlı varlık kim? Kuş. Cansız varlık pencere. Evet, pencere. Aşağıda canlı ve cansız varlıklar sınıflandırılırken bir hata yapılmıştır. Bu hatanın düzeltilmesi için kaç numaralı varlıkların yerlerini değiştirmesi gerektiğini alttaki boşluğa yazınız diyor. Şimdi canlı varlıklar güneş nedir? Canlı varlık değildir. Papatya canlı, fil canlı, insan canlı. Cansız varlıklar taş cansız, su cansız, elma ağacı canlı, toprak cansız. O zaman kim de kim yer değiştirecek? 1 ile 7'nin yer değiştirmesi lazım. Evet, 1 ile 7 yer değiştirecek. Bu buraya, bu da buraya geçecek. İkinci bölüm ben ve çevrem. Hazırlık sorusu. İçtiğiniz sütlerin kutularını nereye atıyorsunuz? Niçin? Kutularını çöp kovasına atacağız. Dönüşüm kutusu da olabilir. Yani karton kutusu. Dönüşüm kutusuna da atabiliriz. Dönüşüm kutusu varsa çevremizde kutuları dönüşüm kutusuna aslında atalım ki tekrar dönüştürülsün. Çevreyi kirletmesin. Yani çevremizi temiz tutacağız. Dönüşüm yani çöplerimizi dönüşüm kutusuna atacağız ki tekrar dönüştürülsün bunlar. Yani ekonomiye katkı sağlasın tekrar bunlar. Bir de çevremizi kirletmesin. Yaşadığımız çevreyi tanımanın önemi. Ayşe, Zehra ve Hakan aynı apartmanda oturuyorlardı. Üç arkadaş okuldan sonra eve birlikte dönüyorlardı. Yoldan geçen arabalardan korunmak için kaldırımdan yürüyorlardı. Kaldırımın bittiği yerden sağa doğru döndüklerinde kırtasiyeyi gördüler. Ayşe kırtasiyeden silgi, Zehra ve Hakan ise kalem aldı. Kırtasiyeden çıktıktan sonra Zehra, ödevlerimizi yaptıktan sonra ailemizden izin alarak parkta buluşalım dedi. Bu fikir Ayşe ve Hakan'ın çok hoşuna gitti. Yaya geçidini kullanarak caddeden yolun karşısına geçerek evlerine gittiler. Ödevlerini yapıp ailelerinden izin aldıktan sonra oyun parkına gittiler. Oyun parkında salonca tahterevalliye ve kaydırağa binerek eğlendiler. Üç arkadaş hava kararmadan geldikleri yoldan evlerine döndüler. Şimdi çevremizi tanıyalım. Şimdi bu üç arkadaş Ayşe, Zehra ve Hakan aynı apartmanda oturuyorlarmış. Okuldan sonra beraber çıkmışlar. Okul, çevrede gördüğümüz çevremizde ne var? Okul var. Sonra yol var. Yolda yürürken bunlar kırtasiye sapıyorlar. Tabii kaldırımdan yürüyorlar. Kaldırım nedir? Nereden yürüyeceksiniz? Kaldırımdan yürüyorlar. Kırtasiye sapıyorlar. Yani kaldırım yine çevremizde gördüğümüz cansız varlıklar. Kırtasiye de çevremizde görüyoruz. Buradan silgi. Diğerleri ise Ayşe silgi almış. Zehra ve Hakan ise kalem almış. Yani bunlar çevremizde gördüğümüz varlıklar neymiş? Kırtasiye, kaldırım, yol, okul. Sonra da bunlar ödevlerini yaptıktan sonra parka gelmişler. Park çevremizde gördüğümüz çevremizde hangi varlıkları görüyoruz? Park. Parkta oyun oynamışlar. Kaydıraklar var, salıncak var. Sonra da akşam olmadan evlerine dönmüşler.
Verilen okuma metnine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Ayşe, Zehra ve Hakan kalem ve silgi ihtiyaçlarını nereden karşılayacaklarını biliyorlardı. Biliyorlar mı? Evet, biliyorlar. Kırtasiyeden karşılayacaklar. Yani kalem, silgi, kitap, defter, okul araç gereçleri kırtasiyede olur. Bunları kırtasiyeden satın alırız. İki, Ayşe, Zehra ve Hakan okudukları ilkokula sabahları yanlarında aile büyükleri olmadan gidebilirler mi? Şimdi aile büyükleri olmadan ne yapabilirler? Bunlar gidebiliyorlar. Neden? Yani bunlar çok küçük değiller. Çok küçük değiller. Bunlar artık şu anki kaçıncı sınıf? Beşinci sınıf, altıncı sınıf seviyesindeki öğrenciler. Yani okula beraber gidebiliyorlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olsaydı mutlaka aileleri götürmek zorundaydı. Çünkü onlar çevreyi tanımıyorlardı. Yani karşıdan karşıya nasıl geçecekler, çevreye uyum sağlamak daha yeni alıştıkları için, onların yaş grupları küçük olduğu için onlar ailesiyle birlikte gelecekti, ama 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri artık onlar beraber yani okula gidebilirler. Yani aileleri olmadan. Okul tabii yakın ise, uzak ise olmaz tabii ki. Uzak ise yine serviste gitmeleri lazım, okul servisiyle. Buradaki kastedilen şey, okul yakında, aynı mahallede. Yani burası da zaten kalabalık bir şehir değil. Tabii ki kalabalık bir şehir olsa karşıdan karşıya geçerken mutlaka aile büyüklerinden birisinin olması gerekir. Burada bahsi konu edilen okul ve çevre sakin bir çevre. Yani böyle kalabalık değil, İstanbul gibi kalabalık değil, trafiğin olmadığı yer. Sakin bir çevre olduğu için bunlar karşıdan karşıya kendi başı beraber geçebiliyorlar zaten. Resimde de görüldüğü gibi. Ayşe, Zehra ve Hakan yürüyüş sırasında niçin kaldırımı ve yaya geçidini kullanmışlardır? Şimdi kaldırımlar yayalara ait. Yayalar kaldırımda yürür. Araçlar ise karayolunda yürür. Yani hareket eder. O yüzden kaldırımlar yayalara ait olduğu için kaldırımda yürürler. Yaya geçidi de yayaların karşıdan karşıya geçimleri gereken güvenli yerler. Çünkü buralarda trafik işaretleri var, ışıkları var. Trafik ışıkları kırmızı yanınca araçlar duruyor. Yayalara yeşil yanınca, araçları kırmızı yandığı zaman araçlar durup yayalara yeşil yanıyor. Yayalar geçiyor. Dolayısıyla kaldırımları kullanıyorlar güvenli geçiş alanı olarak. Ayşe, Zehra ve Hakan. Okuduğunuz metinde 3 öğrencinin günlük hayatlarının bir bölümü özetlenmiştir. Metne göre bu 3 öğrencinin yaşadıkları çevreyi iyi tanıkları söylenebilir. Çünkü eğitim gördükleri ilkokulun ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kırtasiyenin ve oyun oynadıkları çocuk parkının yerini bilmektedirler. Bir insanın yaşadığı çevreyi tanıyabilmesi için günlük hayatını tanıyabilmesi günlük hayatını kolaylaştırır. Ayşe, Zehra ve Hakan yaşadıkları çevrede hareket ederken trafik kurallarına dikkat etmekte, yürürken yaya geçitlerini ve kaldırımları kullanmaktadırlar. Siz de yaşadığınız çevrede her zaman yaya geçitlerini ve kaldırımları kullanmalısınız. Yani yaşadığınız çevreyi tanıyacaksınız. Yaşadığınız çevrede kırtasiyeyi bileceksiniz, okulu bileceksiniz. Karşıdan karşıya nereden geçilir, yaya geçidi nerededir, bunları bileceksiniz. Yani yaşadığınız çevreyi tanıyacaksınız. Tabii bunlar dediklerimiz tabii ki küçük sakin şehirler için. Büyük şehirler de tabii ki kalabalık olan şehirlerde tehlike çok daha fazla oluyor. Araçlar çok fazla ise tehlike çok daha fazla oluyor. O zaman mutlaka yanınızda büyükler olmalı. Çünkü burada bahsedilen şey küçük bir kasaba, küçük bir yer için bahsedilen şey. Fazla hareketli olmayan bir yer için bahsedilen şey bu. Düşünelim, cevaplayalım. Hastalandığımızda sağlığımıza koşma için hastaneye gideriz. Büyüklerimiz bazı resmi işlerini halletmek için belediye, muhtarlık veya kaymakamlık gibi devlet dairelerine giderler. Besin ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için çarşı, pazar, market ve alışveriş merkezi gibi yerlere gideriz. Aşağıda verilen sorunun cevabını noktalı yerlere yazınız diyor. Yaşadığı çevrede hastanenin, devlet dairelerinin, çarşının, pazarın, marketin veya alışveriş merkezlerinin yerini bilmeyen bir kişi sizce günlük hayatında ne gibi zorluklar yaşayabilirler? Şimdi çevremizdeki resmi kurumları bileceğiz. Yani resmi kurumları bileceğiz. Çarşı nerede, pazar nerede, market nerede, alışveriş nereden yapılır, halk pazarı nerede kurulur, bunları bileceğiz. Bunları bilmezsek ihtiyaçlarımızı göremeyiz. Bilmediğimiz zaman, marketi bilmiyorsak, o zaman marketi ne yapmak zorundayız? Herkese soracağız. Sorduğumuz zaman da her zaman soramayız çünkü aramak zorunda kalacağız. Yanlış yerlere gideceğiz. Ya da resmi kurumları bilmiyorsak işimiz düştüğü zaman aramak zorunda kalacağız. Yorulacağız. Halbuki yerini bilirsek
O zaman daha kısa sürede işlerimizi hallederiz. Yani yaşadığımız çevrede market nerede, okul nerede, devlet daireleri nerede, çarşı nerede, pazar nerede, bunları, hastane nerede, bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bilirsek daha kısa sürede işlerimizi hallederiz. Bilmezsek arayacağız. Bulmak için zaman harcayacağız. İşlerimizi görmek için de zaman harcayacağız. Dolayısıyla bilmezsek çok daha fazla yorulmuş olacağız. Anket saatim. Yaşadığınız çevreyi ne kadar iyi tanıdığınızı belirleyebilmek için aşağıdaki verilen soruları cevaplayınız. Okuduğunuz okulun yerini bilmeyen birisine okulunuzun yerini tarif edebilir misiniz? Yerini bilmiyorsanız tarif edemezsiniz. Hayır. Okuldan çıktıktan sonra aile büyüklerinizden yardım olmadan eve gidebilir misiniz? Şimdi aile büyükleri olmadan yaş grubuna bağlı. Yani hani siz 5, 6, 7. 8. sınıftaysanız artık aile büyüğü olmadan evinize gidebilirsiniz. Çünkü 1, 2, 3. sınıftaki öğrenciler gidemez. Onlar çevreyi fazla tanımaz. Bir de yaşları küçük olduğu için tehlikeli olur. Ama daha büyük yaştakiler artık çevrelerini tanıdığı için rahat şekilde evlerine gidebilirler. Evet diyelim. Yaşadığınız çevrenin güvenliğinden sorumlu olan polis merkezi ve jandarma karakolunun yerini biliyor musunuz? Evet, bunları bilmek zorundasınız. Bunları bilin. Yaşadığınız çevrede okul için gerekli olan kırtasiye malzemelerinin satıldığı yerleri biliyor musunuz? Evet, kırtasiyeyi biliyoruz. Evinizin veya okulunuzun yakınında yer alan yaya geçitlerini veya kaldırımların yerlerini biliyor musunuz? Evet, karşıdan karşıya geçerken yaya geçidi ve kaldırımları kullanacağız. O yüzden bunların yerlerini bilmek zorundayız. Şimdi birinci sorumuz okuduğunuz okulun yerini bilmeyen birisine okulunuzun yerini tarif edebilir misiniz? Şayet siz kendi okulunuzu tarif etmelisiniz. Ne diyeceğiz? Kendi okulunuzun yerini tarif edebilmelisiniz. Yani şayet o okulda okuyorsanız bilmeyen birisine o okulun yerini tarif edebilirsiniz. Tarif etmeniz gerekiyor. Sonuç evet ve hayır cevaplarını sayınız. Evet cevabı sayısı, hayır cevabı sayısından fazla ise yaşadığınız çevreyi iyi tanıdığını söylenebilir. Evet cevabı sayısı, hayır cevabı sayısından az ise yaşadığınız çevreyi daha iyi tanımanız gerekir. Çevre temizliğinin önemi. Gün boyunca yaptığımız faaliyetler sonucunda birçok atık madde oluşturuyoruz. Örneğin yediğimiz meyvelerin kabuğu, içtiğimiz sütün kutusu birer atık maddedir. Atık maddeleri yaşadığımız çevreye rastgele atmamamız gerekir. Aksi halde çevre kirliliğine neden oluruz. Aşağıda Temiz Çevre adlı bir okul dergisinin fen bilimleri dersi öğretmenliği Aytan Hanım ile çevre kirliliği hakkında yaptığı röportaj verilmiştir. Bir röportaj. Temiz çevrem. Çevre ne demektir? Aytan Hanım. İnsanların doğup büyüdüğü, yaşadığı, eğitim gördüğü, mesleğini sürdürdüğü, çalıştığı ve dinlendiği yerlerin tamamına çevre denir. Temiz çevre. Sizce insanlar yaşadıkları çevreye karşı nasıl davranıyorlar? Ayten Hanım cevap veriyor. Bazı insanlar yaşadığı çevreye özen göstermektedir. Çöpleri çöp kovasına, kağıt, cam, pil ve plastik gibi bazı atıkları da geri dönüşüm kutularına atmaktadır. Bazı insanlar ise çevresini maalesef özensiz kullanmaktadır. Oyun parklarına, yedikleri yiyeceklerin ambalajlarını atan çocuklar olduğu gibi sokaklara ve caddelere ellerindeki çöpleri atan yetişkinler de vardır. Temiz çevre. Peki çevremizi niçin temiz tutmalıyız? Ayten Hanım cevap veriyor. Çünkü temiz ve sağlıklı bir çevre bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşuldur. Yaşadığımız çevreyi başka insanlarla ve başka varlıklarla paylaşırız. Bu nedenle okul, ev, mahalle ve çocuk parkı gibi yaşam alanlarının temizliği hepimizi ilgilendirir. Yaşadığımız çevrenin birer parçası olan evimizi, sokağımızı, okulumuzu ve sınıfımızı temiz tutmalıyız. Temiz çevrem. Çevremizi temiz tutmazsak ne gibi sorunlarla karşılaşırız Ayten Hanım? Temiz çevre huzur ve sağlığın kaynağıdır. Kirli çevre ise birçok hastalığa yol açabilir. Bir an için evinizdeki çöplerin çoğaldığını düşününüz. Böyle bir durumda evinizin her tarafını çok kötü kokular sarar. Eviniz daha sonra böceklerin ve sineklerin yaşama alanı olur. Böyle bir evde yaşamak ister miydiniz? Evimize gösterdiğimiz özeni okul, sınıf, oyun parkı ve mahallemize de göstermeliyiz. Örneğin elimize geçen her çöpü toprağa atarsak bir süre sonra çok büyük bir toprak kirliliği yaşanır. Toprak kirliliği toprakta yaşayan tüm canlıları olumsuz etkiler. Canlılar kirli bir toprakta yaşamlarını sürdüremezler. Temiz çevre. Bu söyledikleriniz gerçekten çok önemli bilgiler içeriyor. Ayten öğretmenim, çöplerimizi toprağa değil de
Su kaynaklarına atarsak bu sefer de deniz ve göllerde yaşayan canlılar bu durumdan olumsuz etkilenir. Öyle değil mi? Peki o zaman yaşadığımız çevreyi temiz tutabilmek için neler yapabiliriz? Ayten Hanım cevap veriyor. Evet, haklısınız. Çevre temizliğine önce evimizden ve okulumuzdan başlamalıyız. Öncelikle evimizi temiz tutmalı ve bu konuda büyüklerimize de yardımcı olmalıyız. Evimizin temiz ve düzenli olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Okulumuz yakın çevremizin önemli bir parçasıdır. Günümüzün büyük bir kısmı okulda geçer. Okulumuzun temiz olması bize sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlar. Bu nedenle okulumuzu ve çevresini temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Yiyecek ve içecek atıklarımızı her zaman çöp kovanına atmalı. Okulumuzda bulunan eşyaları temiz ve özenli kullanmalıyız. Ev ve okul dışında yaşadığımız çevrenin temizliğine de dikkat etmeliyiz. Cadde, sokak, park ve bahçeleri, ormanları, piknik yerlerini kirletenleri uyarmak hepimizin görevidir. Bunu yaparken de karşımızdakileri üzmemeye özen göstermeliyiz. Unutmayalım ki herkes kendi çevresini temiz tutarsa dünya tertemiz olur. Siz de yakın çevrenizdeki insanlarla çevre kirliliği hakkında bir röportaj yapabilir. Yaptığınız röportajı Sınıf gazetesinde sunabilirsiniz. Evet, yaşadığımız ortamı temiz tutmalıyız. Çöpleri çöp kovasına atmalıyız. Bitkilere zarar vermeyeceğiz. Parklara zarar vermeyeceğiz. Geri dönüşüm olan çöpleri geri dönüşüm kutularına atacağız. Camları. Bunlar geri dönüşüm var. Camlar, kağıtlar, kartonlar, naylon poşetlerin geri dönüşümü var. Bunları ayrı ayrı geri dönüşüm kutularına atacağız ki tekrar kullanıma sunulsunlar, çevreyi kirletmesinler. Çevreyi kirletmeyeceğiz. Çünkü çöpleri çevreye atarsak zamanla çevre kirlenir. Dolayısıyla çevre kirlendiği için de canlılar için tehlikeli bir ortam olur. Artık canlılar o çevrede yaşamlarını rahat bir şekilde sürdüremez. Aşağıda verilen etkinliği yaparak yaşadığımız çevrenin temizliğine katkıda bulunabilirsiniz. Çevre temizliğine dikkat ediyoruz. Yapılacak çalışmalar diyor. 1. Yaşadığınız çevrenin temizliği ile ilgili aşağıda verilen görevleri bir ay boyunca her gün yapmaya özen gösteriniz. Ne yapacak mısınız? Mesela sınıftan çıkarken sıranızın altındaki çöpleri çöp kovasına attınız. Yani öğrenciler okulunu temiz tutacak. Herkes bulunduğu çevreyi temiz tutacak. Öğrenci sınıftaki çöpleri çöp kovasına atacak. Yattığınız yatağı her sabah kendiniz düzenleyiniz. Yani kendi işlerinizi kendiniz göreceksiniz. Yatağınızı kendiniz toplayacaksınız. Eşyalarınızı kendiniz toplayacaksınız. Ambalaj atıklarını çöp kovasına atınız. Çöpleri sokağa atmayacaksınız. Çevreye atmayacaksınız. Çöp kovasına atacaksınız. Geri dönüşüm kutusuna atacaksınız. Çevreyi kirletmeyeceksiniz. Ev temizliğinde büyüklerinize yardım ediniz. Evi temizlerken bütün işleri annenizden beklemeyeceksiniz ya da babanızdan beklemeyeceksiniz. Onlara yardım edeceksiniz. Yani eşyaları toparlarken onlar, yani evi süpürürken, camları temizlerken sizler de onlara yardım edeceksiniz. Okul bahçenizi kirleten arkadaşlarınızı kibar bir şekilde uyarınız. Şayet çevrenizde çevreye çöp atan insanlar olursa, arkadaşlarınız olur ya da başka insanlar olur, onlara uygun şekilde uyaracaksınız. Kırmadan uyaracaksınız onları. Yani çevreye çöp atmayın, çevremizi kirletmeyin. Çünkü bu çevrede biz bütün canlılar beraber yaşıyoruz. Bu şekilde uyarı yapacaksınız. Kağıt, pil, cam ve plastik atıklarını geri dönüşüm kutularına atınız. Şimdi bunlar geri dönüşüm olan atık maddeler, kağıtlar tekrar dönüştürülüyor. Piller, camlar ve plastikler tekrar geri dönüşüm olarak hayatımıza giriyor. Böylece çevreyi kirletmemiş oluyorlar bunlar. Uyguladığınız her öneri için bir puan alacaksınız diyor. 3. Bu önerilerin hepsini bir gün boyunca uygularsanız günde 6 puan alacaksınız diyor. 4. Bir ay sonunda sınıfın en yüksek puanı toplayan arkadaşınızı belirleyiniz. 5. Belirlediğiniz arkadaşınızın fotoğrafını sınıf panosuna asınız. Arkadaşınızı yaşadığı çevrenin temizliğine en çok dikkat eden öğrenci ilan ediniz diyor. Not: Yaşadığınız çevrenin temizliğine katkıda bulunma için yapılması gerekenlere hayatınız boyunca özen göstermelisiniz. Başkalarının olmadığı ortamlarda dahi bu davranışları sergilemelisiniz. Yani çevre temizliğine her zaman önem göstereceksiniz. Her koşulda, her zaman bu kurallara uyacaksınız. Neler gözlemlediniz? Yaşadığı çevreyi temiz tutan insanlar günlük yaşamlarında nelere dikkat etmektedir diyor. Şimdi temiz tutuyorsa çevresini, çöplerini yere atmıyor, çöp kovasına atıyor. Geri dönüşüm olanları da geri dönüşüm kutusuna atıyor. Çevreyi kirletenlere uyarısını yapıyor bu insanlar. Dolayısıyla güzel bir çevrede yaşamak için çevremizdeki insanları uyaracağız. Çevreyi kirletenleri ve çöpleri de çöp kovalarına atacağız. Yani çevreyi kirletmeyeceğiz.
Doğal çevre, yapay çevre arasındaki farklar. Canlı varlıklar yaşamlarını sürdürebilmek için her türlü ihtiyaçlarını çevrelerine karşılarlar. Canlıların yaşamları ve yaşadıkları çevre birbirine bağlıdır. Örneğin karıncaların yaşam alanı toprak, balıkların yaşam alanı ise sudur. İnsanlar şehirlerden köylere, ormanlardan adalara kadar çok geniş bir çevrede yaşar. Demek ki burada da görüldüğü gibi karıncalar toprakta yaşıyor. Toprağın altında bunların evleri var. Yiyecek taşıyorlar. Tabii ki bunların yaşamını sürdürebilmesi için yiyecekler taşıyorlar. Balıklar suda yaşıyor. Bunların yaşam alanı su. Dağ, orman, ova, göl ve akarsu gibi doğada kendiliğinden var olan çevreye doğal çevre adı verilir. Doğal çevrenin oluşumunda insan etkisi yoktur. Aşağıdaki görselde doğal çevreye örnekler vermiştir. Şimdi doğal çevrenin oluşumunda insanların bir etkisi yok. Nedir bu doğal çevre? Dağlar var, ormanlar var, ova var, göl, akarsu. Doğada kendiliğinden bulunan varlıklar doğal çevre olmuş oluyor. Orman kendiliğinden var, dağ kendiliğinden var, akarsular var, denizler var, göller var. İnsanlar yaşadıkları çevreyi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştirirler. Bu amaçla insanlar çeşitli binalar, oyun parkları, hayvanat bahçeleri, seralar, köprüler ve barajlar yapmışlardır. İnsanların oluşturduğu ve doğada kendiliğinden bulunmayan çevreye yapay çevre denir. Yapay çevredeki her türlü yapı insan emeğinin sonucunda oluşmuştur. İnsanlar kışın soğuktan korunmak ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla evler yapmışlardır. Şimdi yapay çevreyi yapan hangi varlık? İnsan. İnsan kendi ihtiyaçlarına göre çevrede yapay bir çevre oluşturuyor. Nedir bunlar? Oyun parkları olabilir. Hayvanat bahçesi olabilir. Binalar olabilir. Köprüler, seralar, barajlar. Bunlar okul bahçesi, ne bileyim binanın çevresi. Bunlar hep yapay çevre olmuş oluyor. Tabi insanlar yaşayabilme için, soğuktan korunma için, barınma ihtiyaçları için de evler yapmışlardır. Bunlar da yapay çevredir. İnsanlar deniz, akarsu ve dere gibi su kaynaklarını aşabilmek için köprüler yapmıştır. Köprü de yapay bir çevrede nedir? Bir varlıktır. İnsanlar seraları istekleri zaman istekleri meyve sebze yetiştirebilmek için yapmıştır. Seralar sayesinde meyve sebzeleri mevsimi dışında yiyebiliriz. Şimdi köprüler ulaşım amaçlı yapılıyor. Seralar ise yiyecek yani üretebilmek için sebze meyve üretebilmek için yapıyor. Seralar mesela kışın yaz meyvesi yemek için, yaz sebzesi yemek için seralarda uygun koşullarda bitkileri yani domatesi ya da fasulyeyi, biberi her mevsim yetiştirebiliyorlar. Bu da sera sayesinde yani seranın içerisinde uygun koşullarda bitkileri yetiştiriyorlar. İnsanlar daha iyi eğitim ortamları oluşturabilmek için okullar yapmışlardır. Doğal ve yapay çevre arasındaki farklar aşağıdaki gibi açıklanabilir. Doğal çevrenin oluşmasında insan emeği yoktur. Yapay çevrenin oluşumunda insan emeği vardır. Mesela okulu kim yapar? İnsanlar yapar. Doğal serayı, yani yapay serayı kim yapar? Serayı insanlar yapar. Yani bunlar yapay varlık. Yani yapay varlık, yapay çevre ürünleri, yapay çevre varlıkları olmuş oluyor bunlar. Köprüler de yapaydır. Doğal çevre doğada kendinden bulunur. Yapay çevre ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda insanlar tarafından yapılır. Evet, yapay çevre insanlar yapıyor. Doğal çevre kendiliğinden vardır doğada. Şimdi doğal ve yapay çevre örneklerini sınıfta yapacağınız bir etkinlikte daha iyi öğreneceksiniz. Şimdi nedir? Orman doğaldır. Nedir doğal? O zaman D diyelim buna. Orman doğal. Göl doğal. Sera yapay. Y diyelim. Apartman yapay. Ada doğal. Hayvanat bahçesi yapay. Çayır doğal. Mağara doğal. Köprü yapay. Çocuk parkı yapay. Okul yapay. Şelale doğal. Yani bunlar doğal çevre. D'ler doğal çevre. Y'ler ise yapay çevre. Evet. Bunları kartonlara yazıyorsunuz. Sonra sınıfta arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Neler gözlemlediniz? Defterinizde aşağıdaki gibi bir tablo çiziniz. Tabloda görsellerdeki kartlarda bulunan çevrelerin türünü X ile işaretleyerek belirleyiniz.
Orman, doğal çevre. Kenti koyalım biz. Göl doğal. Sera yapay. Apartman yapay. Ada doğal. Hayvanat bahçesi yapay. Çayır doğal. Mağara doğal. Köprü yapay. Çocuk parkı yapay. Okul yapay. Şelale doğal. Kartlarınızdaki görsellerde bulunan çevrelerden hangi listelerinin yapımında insan emeği yoktur? Doğallarda insan emeği yoktur. Orman. Nedir o? Orman. Göl. Sonra doğal olan adam. Çayır. Mağara. Bir de şelale. Bunlar doğal. Kartlarınızdaki görselde bulunan çevreden hangileri insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır? Yapay çevreyi soruyor bize. Nedir? Sera. Sera var. Apartman var. Hayvanat bahçesi var. Sonra köprü var. Çocuk parkı var. Okul var. Bunlar yapay. Yapay çevre insanların ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğunu öğrendiniz. Siz de yapay bir çevre tasarlayabilirsiniz. Bu amaçla aşağıda aşamalar halinde verilen uygulamaları yapınız diyor. Demek ki ne yapacaksınız? Hayalinizdeki yapay çevrenin tasarını çiziniz diyor. Birinci adım. Tasarım çizimler düşüncelerinizi kağıda aktarmanızı sağlar. İkinci adım ne diyor? Tasarladığınız yapay çevrenin modelini yapmak için gerekli malzemeleri temin ediniz. Üçüncü adım. Temin ettiğiniz malzemelerle modelinizi yapınız. Bu esnada büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Dördüncü aşama, çalışmalarınızla ilgili bir rapor hazırlayınız. Rapora yapay çevreyi niçin tasarladığınızı, nasıl yaptığınızı ve yapay çevrenin özelliklerini yazınız. Beşinci adım, yaptığınız yapay çevreyi ve hazırladığınız rapor arkadaşınıza sunuz diyor. Evet, bir tane yapay çevre hazırlayın. Önce planı hazırlayın. Nasıl bir yapay çevre olsun? Yapay çevrede okul olsun, binalar, konutlar olsun, park olsun. Park. Yani çocukların oyun alanı park. Şey olsun. Göl olsun. Balık. Yani göl. Gölde de canlılar olsun. Şey olsun. Ördek olsun. Kaz olsun. Ördek, kaz. Gölün çevresinde. Bir hayvanat bahçesi olsun. Hayvanat bahçesinde de çeşitli hayvanlar olsun. Her türlü hayvan olsun. Zürafa olsun. Ayı, yılan, fil. Penguen hepsi olsun hayvanat bahçesinde bu çevrede. Yine banka olsun çünkü çevrede para çekme için bankaya ihtiyaç var. Banka olsun, spor salonu ya da kompleksi olsun, oyun alanları, basketbol sahası, futbol sahası olsun. Böyle bir çevre tasarlayabilirsiniz artık. Market olsun, alışveriş yapabilecek olduğumuz market. Alışveriş merkezi olabilir. Bunları tasarlayıp ona göre bir plan program yapın. Doğa çevrenin canlılar için önemi. Toprak üzerinde pek çok canlının barındığı, beslenmeleri için gerekli ürünlerin yetişip geliştiği bir varlıktır. Bu nedenle toprak yaşamın kaynağıdır. İnsanlar besinlerinin çoğunu topraktan elde ederler. Sebze ve meyveler toprakta yetişir. Et, süt ve yumurta gibi besinler de bitkilerle beslenen hayvanlardan elde edilir. Evler, okullar, fabrikalar ve her türlü bina toprağın üzerine yapılır. Çöplerin toprağa atılmasıyla toprak kirliliği oluşur. Bu nedenle toprağın yapısı bozulur ve toprakta yaşayan canlılar da bu durumda olumsuz etkilenir. Toprakta yaşayan canlılar da dahil olmak üzere tüm canlıların yaşamak için suya ihtiyacı vardır. Canlılar göl, deniz ve akarsu gibi kaynaklardan su ihtiyaçlarını karşılar. Balıklar ve deniz kaplumbağaları suda yaşar. Su kenarındaki bitkilerin gelişimi diğer bitkilere göre daha hızlıdır. İnsanlar içmeye kullanılma suyunu akarsu veya göllerden elde eder. Su kaynakları sıcak ortamlarda yaşayan hayvanların serinlemesini sağlar. Su kaynaklarının temizliği çok önemlidir. Su kaynakları temiz olmalı ve kirletilmemelidir. Su kaynaklarının kirlenmesi pek çok hastalığa neden olur. Kirli su kaynakları salgın hastalıklara yol açabilir. Ormanlar bitkileri ve hayvanlara ev sahipliği yapar. İhtiyaç duyduğumuz kağıt ve kiresteyi ormanlardan elde ederiz. Ormanlık alanların sel ve erozyon gibi doğal afetleri ve hava kirliliğini de önleyici etkileri vardır. Bunlara ek olarak özellikle büyük kentlerin çevresinde bulunan ormanlar insanlar için hem dinlenme
hem eğlenme alanlarıdır. Ormanlık alanlarda yakılan ve söndürülmeyen piknik ateşleri orman yangınlarına neden olabilir. Orman yangınlarının sonucunda ağaçlar ve yanar, birçok bitki ve hayvanın yaşamı sona erer. Meslekleri tanıyalım. Orman muhafaza memurları orman yangınlarıyla mücadele eden, ormanda yaşayan canlıların korunmasına yönelik çalışmalar yapan kişilerdir. Şimdi çevremizde insanların ve canlıların yaşaması için su kaynakları var. Nedir? Göller, akarsular var. Buraları kirletmeyeceğiz. Yine çevremizde oksijen kaynağı ormanlar var. Ormanlara çöp atmayacağız. Oraları kirletmeyeceğiz. Çünkü ormanlar hem bizim oksijen kaynağımız hem de diğer canlıların yaşam alanı olmuş oluyor. Bir de ormanlar piknik yapma yerleri olmuş oluyor. Yani hani insanların kafasını dinleyebilecek olduğu, stresten uzak, belli bir süre kalabilecek olduğu bir alan oluşturmuş oluyor. Ormanlara sigara izmariti ya da yangın çıkaracak herhangi bir şey atmayacaksınız. Çünkü bir ormanın yetişmesi 40-50 yılı buluyor. O yüzden çevremizde sahip olduğumuz varlıklara önem vereceğiz. Bizler yani bunlara çok çok dikkat edeceğiz. Kirletmeyeceğiz, yok etmeyeceğiz. Temiz tutacağız yani ormanı, çevremizdeki varlıkları. Dünya yüzeyinin üst tabakasına yer kabuğu adı verildiğini öğrenmiştiniz. Yer kabuğu rüzgar, yağışlar ve hava sıcaklığının etkisiyle sürekli değişim halindedir. Yer kabuğunun değişim sürecinde oluşan ve görünmeye değer varlıklara doğal anıt adı verilir. Doğal anıtlar doğada kendiliğinden oluşur. İnsanlar tarafından yapılmazlar. Mağaralar, şelaleler, ormanlar, ovalar ve dağlar doğal anıtlardır. Aşağıdaki görselde ülkemizdeki doğal anıtlara örnekler verilmiştir. Şimdi doğal anıtlar çevrede yani kendiliğinden var olmuşlardır bu doğal anıtlar. İnsanların oluşum sürecinde bir etkisi yoktur. Mesela Pamukkale travertenleri Denizli'de doğal bir anıttır. Tuz Mağarası Çankırı'da o da doğal bir anıt. Peribacaları Nevşehir'de doğal anıt. İnsan etkisi yok oluşumda yani. Manavgat Şelalesi Antalya'da doğal anıt. Evet, doğal anıt neymiş? İnsan etkisi olmadan yer kabuğunun değişimi sürecinde oluşan ve görülmeye değer varlıklara doğal anıt deniyor. Yani yer kabuğu süreci sonucunda oluşuyor bunlar. Doğal olarak oluşuyor bunlar. Biz bunlara doğal anıt diyoruz. Doğal anıtlar kendiliğinden oluşuyor. İnsanların bir etkisi yok bunların oluşmasında. Doğal anıt olarak ne alıyoruz? Mağaralar, şelaleler, ormanlar, ovalar, dağlar doğal anıtlara örnek olmuş oluyor. Burada da gördük. Pamukkale travertenleri, Tuz Mağarası, Peribacaları, Manavgat Şelalesi. Tabi bunların nerede olduğunu bilin. Manavgat Şelalesi Antalya'da güzel. Yani böyle şelale akıyor su. Tertemiz, berrak. Peribacaları bunlar da baca şeklinde. Tabi bunlar nasıl oluşmuş işte. Toprak yapısından kaynaklı. Yani rüzgarlar ve yağışlar sonucu taşlar aşınarak bu hale gelmiş. Tuz Mağarası, Pamukkale travertenleri. Gövde çevresi geniş, boyu uzun, yaşı büyük olan bazı ağaçlar da doğal anıt olarak kabul edilir. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde bulunan porsuk ağacının dünyanın en yaşlı 5. ağacı olduğu kabul edilmektedir. Yandaki görselde verilen bu porsuk ağacı bir doğal anıttır. Evet, burada doğal anıt olarak bir porsuk ağacı var. Ağaç neden anıt olmuş? Yani çevresi çok geniş. Dünyada 5.'miş. Yani bunun gibi. Çevresi geniş, boyu uzun olan, yaşı büyük olan, çok yaşlıymış demek ki. Sayısı az. Yandaki görselde verilen bu porsuk ağacı bir doğal anıttır. Ülkemizdeki en yaşlı ağaçlardan biri olan Bursa'daki İnkaya Çınarı da doğal anıtlara örnektir. Devlet tarafından korumaya alınan alanlara Milli Park adı verilir. Milli parklarda doğal güzellikler olabileceği gibi tarih eserler de vardır. Milli parklarda görülmeye değer bitki ve hayvanlar da yaşar. Milli parkları ziyarete giderek doğal güzellikleri görebiliriz. Milli parklarda ağaçlara zarar vermemeli, yerlere çöp atmamalı, yetkililerin koyduğu kurallara uygun davranmalıyız. Aşağıda ülkemizde bulunan milli parklara örnekler vermiştir. Şimdi milli parklar neymiş? Yedigöller Milli Parkı nerede? Bolu'da. Kaçkar Dağları Milli Parkı Rize'de. Spil Dağı Milli Parkı Manisa'da. Kuş Cenneti Milli Parkı ise nedir? Balıkesir'de. Milli park neymiş? Devlet tarafından korumaya alınan alanlara milli park deniyor. Yani buralara yerleşim yapılmıyor. Yerleşim yasak oluyor buralar. Buranın doğal yapısı korunmuş oluyor. Doğal çevre koruma için yapılması gerekenler araştıralım, anlatalım diyor. Aşağıda verilen soruyu cevaplayabilmek için çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını
Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Doğal çevreyi koruma için yapılması gerekenler nelerdir? Şimdi doğal çevreye zarar vermeyeceğiz. Doğal çevreye çöp atmayacağız. Doğal çevreye binalar yapmayacağız. Hani gelişi güzel. Yani kendimize göre binalar yapmayacağız. Ağaçları kesmeyeceğiz. Bitkilere zarar vermeyeceğiz. Hayvanları öldürmeyeceğiz. Su kaynaklarını kirletmeyeceğiz. Doğal çevredeki su kaynaklarını kirletmeyeceğiz. Suların yolunu değiştirmeyeceğiz. Oralara yol açmayacağız. Yani toprağın yapısını bozmayacağız. Doğal çevrede işte tarım alanları oluşturmayacağız. Hayvanları rahatsız edecek hiçbir şeyde bulunmayacağız. Onların yaşam alanını korumaya çalışacağız. Yani çevreyi bir bütün olarak korumaya çalışacağız. Çevreyi bir bütün olarak yani insan etkisi oluşturabilecek herhangi bir etki olmayacak. Nedir? Yani insan etkisi. İnsanlar ne yapar? Çöp üretir. Çevreyi kirletir, suyu kirletir. Çevreye binalar yapar, yerleşim alanları kurar. Dolayısıyla çevreyi kirletmeye devam eder. Bunları yapmayacağız. Yani koruyacağız. 3A sınıfından Yasin, Hanife ve Mehmet araştırma sürecinde elde ettiklerini bilgilerle aşağıdaki poster çalışmasına hazırlıyorlar. Bu öğrencilerin ödevlerini inceleyiniz. Bakalım Yasin ödevi ne yapmış Yasin? Yasin ağaçlara ve çimenlere zarar vermemelidir. Evet, doğal çevreyi koruyacağız. Canlılara zarar vermeyeceğiz. Yeşil alanlar artırılmalı. Ağaçlandırma yapacağız. Güzel. Evet, yeşil alanları artıracağız. Ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılmalıdır. Sanayi tesisinin atıkları arıtılmadan su kaynaklarına bırakılmamalıdır. Aslında sanayi tesislerinin arıtılmış olan kaynaklarını da bırakmamak lazım. Çünkü nedir? Doğal çevreye yine de o arıtılmış da olsa yani zarar verebilir. Ne kadar arıtılıyor onu da bilemiyoruz ya. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Çünkü ateş bir anda tutuştuğu zaman 50 yılda yetişen bir ormanı bir anda yok edebilir. Cam kırıklarda atmıyorsunuz doğal çevreye. Çünkü güneş ışınlarını topladığı için cam ışınları yani mercek görevi gördüğü için dolayısıyla yangın çıkarıyor cam parçaları da. O yüzden çevrede gördüğünüz cam parçanı topluyorsunuz, çöpe atıyorsunuz. Siz herhangi bir cam parçası doğaya atmıyorsunuz. Çünkü onlar ışıkları topladığı için çok kolay yangın çıkarıyor. Çok kolay yangın çıkardığı için de 50 yıl, 100 yılda yetişen bir ormanı bir yangın yani birkaç saatte yok edebiliyor. Hanife'nin ödevi neymiş? Lağım atıklarının ve evlerde kullanım sonucu oluşan deterjanlı suların su kaynaklarının karıştırılması önlenmelidir. Evet, lağım atıkları evlerdeki işte su kaynak oluşan deterjanlı sular da suları kirlettiği için bunları da içme sularına karışmasını önleyeceğiz. Çünkü bunlar suyu çabuk kirletir. Piknik alanlarından ayrılırken geride kalan çöpleri toplamalı ve çöp kolonuna atılmalıdır. Yani çevremizde çöp bırakmayacağız hiçbir çevrede. Çöplerimizi mutlaka çöp kovalarına atıyoruz. Atmayanları da uyarıyoruz. Evde, okulda veya hastanede oluşan atıkları rastgele sokağa atılmamalıdır. Mehmet'in ödevi. Fabrika bacalarına, otomobil egzozlarına filtre takılmalıdır. Yani çevreyi temiz havasını kirletmeyeceğiz. Pil, kağıt, cam, plastik atıkların geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. İnsanların ve hayvanların içme suyu kaynaklarına girmesi önlenmelidir. Yani içme suyun kaynaklarının olduğu yerlere yerleşim yeri yapmıyoruz. Oraları kullanıma açmıyoruz. Çünkü kullanıma açarsak su kaynaklarımız kirlenir. Doğal çevre koruma için başka çözüm önerileriniz var mı? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet, öğrencilerimiz zaten hepsi her noktaya değinmişler. Denizleri de kirletmiyoruz. Evet, çünkü denizlerden bahsetmemişler. Denizleri kirletmiyoruz. Denizdeki canlı varlığını aşırı avlanma yapmıyoruz. Balıkları aşırı avlıyoruz. Ondan sonra denizde canlı kalmıyor. Avlanma dönemlerinde balıkları çok fazla aşırı avlamayacağız. Yani belli miktarda avlamamız lazım. Ona da sınır getirmek lazım. Çünkü çok fazla aşırı avlayınca denizde şey kalmıyor. Denizleri kirletmeyeceğiz. Hani gemiler atıklarını denize boşaltıyor. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü o zaman denizler kirlendiği için denizde artık yaşam alanı olarak balıkların yaşayabileceği olduğu alan kalmıyor. Okyanusuz kalıyor ve balıklar başka alanlara göç etmek zorunda kalıyor. Yani yerleşim yerlerini terk ediyorlar. Yani bulundukları öğrendikleri ortamları terk etmek zorunda kalıyorlar. Biliyor musunuz diyor. Bunları biliyor musunuz? Kağıt, karton, cam, metal ve plastik atıkların üretimde tekrar kullanılmasına geri dönüşüm denir. Üzerinde bu sembol, yanında verilen işaretin bulunduğu ürünler geri dönüşümlüdür.
Şimdi mutlaka geri dönüşümlü ürünleri kullanacağız. Yani bunları geri dönüşümlü, yani bunları tekrar geri dönüşümlü kutudan atıp tekrar kullanmana devam edeceğiz. Atık maddeleri topluyorum diyor. Yapılacak çalışmalar sınıfınıza 3 tane atık toplama kutusu temin ediniz. Nedir? Dosya kağıtlarına sırasıyla plastik, kağıt ve diğer atık maddeler yazınız. Bu kağıtları atık toplama kutuları üzerine yapıştırınız. Yani çöpleri, atık maddeleri geri dönüştüreceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Kağıtlar için, plastikler için ve diğer atıklar için 3 tane çöp kutusu yapıp bunları yazıyoruz. Üzerine de yazıyoruz ve böylece kağıtlar kağıt çöp kutusuna, plastikler plastik çöp kutusuna, diğerleri de diğer çöp kutusuna giderek ayrıştırma işlemi yapmış oluyoruz çöpleri toplarken. Dolayısıyla bunlar geri dönüşüme gittiği için de çevremiz artık gereksiz, yani kirletme olmamış oluyor. Çünkü bunları tekrar kullanması olduğu için çevre kirlenmemiş oluyor. Neler öğrendik? Aşağıdaki resimlerde gördüğünüz yerlerin doğal çevre mi yoksa yapay çevre mi olduğuna karar vererek o yönde ilerleyiniz. Ulaştığınız çıkışları daki harfleri aşağıdaki kutulara yazarak şifreyi bulunuz diyor. Şimdi ormanlar doğal çevre. Nedir? Doğal çevre. B yazalım. Ne yazıyoruz? B. 1B. Evler yapay çevre. Bunu insanlar yaptığı için evler. Başarım. Ada doğal çevre. R. Dere, akarsular, doğal çevre. Başardınız. Evet. Doğal çevre, ormanlar nedir? Yine doğal çevre. Başardınız diyor. Yani doğal mı yapay mı olduğunu artık siz başardınız. Aşağıda verilen kutucuklar içindeki ifade doğru ise de yanlış ise Y yazınız diyor. Bakalım sonra çıkışa ulaşalım. Doğal çevre insan ihtiyaçları sonucunda üretilmiştir. Hayır. Doğal çevre insan ihtiyaçları sonucunda üretilmemiştir. Buradan buraya gideceğiz. Yanlış olduğu için yanlış yani. Baraj, köprü ve yol yapay çevre yönelikli. Evet, yapay çevre bu. O zaman doğru olduğu için buradan çıkıyoruz. Canlının yaşayabilmesi için toprak büyük öneme sahiptir. Evet, besin kaynağımız toprak zaten. Bitkiler toprakta yetişiyor. Biz sebzeleri, meyveleri toprakta yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oluyor. Çıkış neresi oluyor? 3. Çıkışımız 3. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki parantezin içine de yanlış ise yazınız demiş. Yaşadığımız çevreyi tanımamız hayatımızı kolaylaştırır. Doğru. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmalıyız. Bu da doğru. Çevre temizliğinden yalnızca büyükler sorumludur. Yanlış, herkes sorumlu. Temiz bir çevre salgın hastalıkları önleyebilir. Doğru. Sadece ev ve okul temizliğine dikkat etmeliyiz diyor. Hayır. Çevrenin temizliğine dikkat etmeliyiz. Her şeye dikkat edeceğiz. Yanlış. Yediğimiz meyvelerin kabuklarını çöp kutusuna atmalıyız. Doğru. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için yalnız havaya ihtiyacı vardır diyor. Temiz çevreye de ihtiyacı var. Havaya da ihtiyacı var. Suya da ihtiyacı var. Yanlış. Atık maddeleri su kaynaklarına atmak sudaki canlı yaşamını olumsuz etkilemez demiş. Olumsuz etkiler. Yanlış. Pamukkale travertenleri bir doğal anıttır. Evet. Doğal. Kendini oluştuğu için doğal bir anıttır. Doğru. Drama saati. Sınıfta aranızdan bir arkadaşını seçiniz ve aşağıdaki dramayı hep birlikte canlandırınız diyor. Hepinize iyi eğlenceler diyor. Oo, bir saat olmuş ya. Arkadaşınız. İki türlü de varlıklar. Bazıları canlı, bazıları cansız. Hem beslenir hem büyür. Canlı varlıklar. Canlı varlıklar beslenip büyüyor. Cansız varlıkların bazıları doğada kendi elinden bulunur. Bazıları insanlar tarafından yapılır. Söyleyin bakalım hadi. İnsan, köpek ve bitki canlı mıdır yoksa cansız mı? Bütün sınıf ne diyor? Canlı. Yani kendini hareket eden, büyük gelişen, kendi kendisine beslenen varlıklar canlı varlıklar oluyor. Arkadaşınız ne diyor? Benim yaşadığım çevrem, evim, okulum ve mahallem. Çevremi tanıyalım. Hem temiz tutmalı, hem korumalıyım. Peki çöpleri nereye atmalıyım? Tüm sınıf çöp kovasına diyor. Yani yaşadığınız çevreyi tanıyacaksınız. Yaşadığınız çevrede ne var? Ev, okul, mahalle. Bunları tanıyacaksınız. Tanımanız gerekiyor. Arkadaşınız yaşadığınız çevre iki türlüdür. Ev, köprü ve sera yapay çevredir. İnsanlar tarafından yapılır. Söyleyin bakalım orman, ada ve bahçe ne tür bir çevredir? Tüm sınıf ne diyor? Doğal çevre. Yani doğal çevrenin oluşumunda insan etkisi yoktur. Yapay çevrenin oluşumunda insan etkisi vardır. Arkadaşınız yine
Yerlere çöp atmamalıyız. Çöp atanları uyarmalıyız. Ormanlık alanlarda ateş yakmamalıyız. Doğal çevreyi koruma için ne yapmalıyız? Tüm sınıf ağaç dikmeliyiz. Çevreyi yeşillendireceğiz. Çünkü yeşil alan artması lazım. Yeşil alanda oksijen bol oluyor ve doğal çevrenin kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşınız yine Pamukkale travertenleri, İnkaya Çınarı, Manavgat Çelalesi görülmeye değer yerlerdir. Bu yılların adı nedir? Tüm sınıf ne diyor? Doğal anıt. Yani doğal anıt nedir? Kendiliğinden oluşan anıtlar. Görülmeye değer olan yerler. Yapay anıtlar ise insanlar tarafından oluşturulmuştur. Yapaylar. Ünite sonu değerlendirme soruları. Aşağıdaki şemaların merkezine altta kutucuklar içinde verilen ifadelerden uygun olanlarını örnekteki bir yazınız demiş. Şimdi bir bakalım. Yapay çevre, canlı varlıklar, doğal çevre, cansız varlıklar. Yapay çevre. Luna Park, akvaryum, yürüyüş yolu, yapay çevre, bisiklet, kağıt, makas ise bunlar cansız varlık. Bunlar nedir? Cansız varlık, cansız. Neymiş bunlar? Cansız varlık. Evet, bakalım şöyle yazalım, yazacak mı? Biraz daha büyük yazalım o zaman. Evet, bisiklet, makas, kağıt, cansız varlık. Orman, deniz, dağ ise bunlar ne oluyor? Bunlar ise yine yapay çevre olmuş oluyor. Yapay değil, doğal çevre. Bunlar orman, dağ, deniz. Bunlar doğal çevre. Doğal, insan etkisi yok. Sincap, insan, kedi. Bunlar da canlı varlık. Canlı varlık. Canlı varlıklar kendini hareket eder, besler, beslenir, yürür, koşar, beslenir. Bitkiler de canlı varlık. Beslenir. Kendi kendisine beslenir. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. Bir Yılmaz bir bitkinin yaşam döngüsünü gözlemliyor. Gözlem sonuçlarını bir rapor haline getiriyor. Yılmaz'ın gözlem raporu aşağıdaki gibidir. Bitkinin yapraklarından bazıları döküldü, bazıları kurumaya başladı. Yılmaz'ın gözlem raporunun bu şekilde olmasının sebebi nedir? Şimdi neden böyle olmuş? Bitkinin yaprakları dökülmüş ya. Bitki hastalanmış olabilir. Ya da sonbahar gelmiş olabilir. Ne olmuş olabilir? Artık sonbahar gelmiş olabilir. Sonbaharda bitkilerin yaprakları dökülüyor. Yaprakları kurumaya başlıyor. Ya da bitki hastalandığı zaman da yani yaprakları dökülmeye, kurumaya başlıyor. İki aşağıdaki varlıkları canlı ve cansız varlıklar olarak sınıflandırınız demiş. Şimdi karınca canlı nedir? Karınca canlı varlık. Ayı canlı. Bilgisayar cansız. Evet, bardak cansız, maydanoz canlı, kağıt cansız, su cansız, sinek canlı, çay. Buradaki çay, içtiğimiz çay ise cansız ama çay bitkisi ise canlı. Ama akarsu ise çay, akarsu ise cansız. Evet, tek tek söyledik. Ne dedik? Canlı. Neymiş? Karınca canlı. Ayı canlı. Canları yazalım. Diğer cansız oluyor. Bilgisayar cansız, bardak cansız, maydanoz canlı. Kağıt cansız, su cansız, sinek canlı. Diğerleri de cansız. Doğal yapay çevre arasındaki farklar nelerdir diyor. Aşağıda verilen şemada noktalı yerlere uygun ifadeler doldunuz diyor. Şimdi doğal çevreyi koruma için yapılması gerekenler nelerdir? Şimdi doğal çevreyi koruma için çöpleri çöp kovasına atacağız. Çöp atma. Çöp atma. Suları kirletme. Suları kirletme. Şimdi başka ne yapacağız? Çevreye çöp atmayacağız. Suları kirletmeyeceğiz. Ağaç dik. Ne dikeceğiz? Ağaç dik. Ağaç dik. Ağaçlandıracağız yani. Çevreyi ne yapacağız? Ağaçlandıracağız. Hayvanların yaşam alanını, yaşadığı yerleri yani milli parkları ya da şeyleri kirletmeyeceğiz. Yani oraların çevresini bozmayacağız. Bina yapma. O zaman ne diyelim? Bina yapma. Bina yaparsan çevreyi kirletirsin. Yani inşaat yapma. İnşaat yapma. Evet.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneği işaretleniyor diyor. Seda yanındaki görselde verilen varlığın canlı mı yoksa cansız mı olduğunu araştırıyor diyor. Yanında verilen demlik cansız varlık. Seda araştırma sürecinde bu varlıkla ilgili sorulan sorular hangisine evet cevabı vermelidir? Hareketi dışarıdan gelen bir etkiyle mi gerçekleşir? Büyüyüp gelişir mi? Beslenir mi? Bu beslenmez, büyük gelişmez. Hareketi dışarıdan gelişir. Yani birisi kaldıracak öyle. A'yı sorması lazım. Yani A vermeli. Bitkilerle ilgili aşağıdaki falan hangisi yanlıştır? Çiçekli bitkilerde çiçek bitkinin üremesini sağlar. Evet, üremesini sağlıyor. Bitkiler canlı varlıklardır. Evet, canlı. Bitkilerin büyük gelişmesi için yalnız suya ihtiyaç vardır diyor. Hayır, suya, temiz havaya ihtiyacı var. Yani sadece suya ihtiyacı yok. Temiz havaya da ihtiyacı var. Yağmura da ihtiyacı var. Suya yani. Temiz hava. 3. Aşağıda görselleri verilen varlıkların hangisi bir yönüyle diğerlerine farklıdır demiş. Kalem cansız. Ağaç canlı, insan canlı. Kalem cansız. Temiz bir çevreye sahip olmak için aşağıdaki hangisini yapmamalıyız? Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Evet. Bunu yapmalıyız. Piknik yaptıktan sonra çöplerimizi piknik alanında bırak malıyız. Bırakmamalıyız. Yanlış mı? Çevreyi kirletenleri nazik bir şekilde uyarmalıyız. Doğru. Cevabımız B. Yapay çevre ile ilgili aşağıdaki fırın hangisi yanlıştır? Doğada kendiliğinden bulunur. Yapay çevre insanlar tarafından yapılmıştır. Kendiliğinden bulunmaz. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Doğru. Köprü, baraj ve çocuk parkı yapay çevreyi örnek verilebilir. Doğru. İnsanlar tarafından yapıldığı için yapay çevre oluyor. Köprü, baraj, çocuk parkı. Altı aşağıda verilen davranışlarda bulunan öğrencilerin hangisi yaşadığı çevreyi tanımamaktadır? A. İhtiyacı olan kitabı alacağı kırtasiyenin yerini bilen Selen. Kırtasiyenin yerini bildiği için bu çevresini tanıyor. B. Oynadığı çocuk parkından evine dönen Özge. Bu da çocuk parkının yerini biliyor, evinin yerini biliyor, çevreyi tanıyor. C. Okuduğu okul ve yaşadığı ev arasındaki kaldırımların yerini bilmeyen Hasan. Bu çevresini tanımıyor çünkü neyi bilmiyor? Kaldırımın nerede olduğunu, evinin nerede olduğunu bilmiyor. Bir de aşağıdaki hangisi yapay çevredir? Şelale doğan, okul yapay, çöl doğan. Yani hangisi yapay? Okul yapar. İnsanlar tarafından yapılmıştır okul. 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sağlıklı yaşamak için çevremizi temiz tutmalıyız. Doğru. B. Yaşadığı çevreyi kirletenlere uyarmalıyız. Bu da doğru. C. Yiyecek ve içecek atıklarını sokaklara atmalıyız demiş. Sokaklara atmayacağız. Çevreyi kirletmeyeceğiz. Bu yanlış. 9. Aşağıdaki hangisi doğal anıt değildir? Atatürk Barajı, Tuz Mağarası, Pamukkale, Travertenleri. Şimdi Atatürk Barajı doğal bir varlık değil. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Doğal varlık olması için insan etkisi olmayacak. Tuz Mağarası, Pamukkale Travertenleri insanlar tarafından yapılmamıştır. Yani yapay varlık Atatürk Barajı, doğal varlık Tuz Mağarası ve Pamukkale Travertenleri. 10. İnsanların kışın soğuktan korumak ve barınma ihtiyacını karşılamak için yaptıkları yapay çevreye ne denir? Ev. Yani barınma ihtiyacını evde yaparız. Ev. Evler bizim insanların barınma ihtiyacını karşılar. Soğuktan koruyacağımız ve 11. Piknik alanlarına çöp atmamalıyız. Fabrika bacalarına ve otomobil egzozlarına filtre takmalıyız. Boş arazileri ağaçlandırmalıyız. Yukarıda boş arazileri ağaçlandırmaz. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenlere örnektir? Doğal çevre piknik alanları yapay çevre. Piknik alanlarına çöp atmamalıyız. Evet. Piknik alanları nedir? Yani oraları çöp atmayacağız. Fabrika bacalarına, otomobil egzozuna filtre takmalıyız. Evet. Çünkü bunlar da çevreyi kirletir. Boş arazileri ağaçlandırmalıyız. Evet. Yani üçünü de şey yapacağız. Yaparsak çevreyi kirletmemiş oluruz. Doğal çevreyi korumuş oluruz. Fen bilimleri sözlüğü. Defterinizin arka sayfasında nerede fen bilimleri sözlüğü oluştunuz. Bu sözlüğü ünitede yerini öğrendiniz. Aşağıda verilen kavramların tanımlarını yazınız. Canlı. Canlı neydi? Kendi kendisine hareket eden, büyüyüp beslenen varlıklara canlı varlık deniyordu. Cansız varlıklar. Hareket özelliği yok. Büyüyüp beslenemezler bunlar. Doğal çevre. Kendiliğinden oluşan ya kendi kendisine doğada var olan çevreye doğal çevre denir. Yapay çevre ise insanlar tarafından oluşturulmuş çevre ise yapay çevre deniyor. Doğal anıt. Görünmeye değer doğada kendiliğinden oluşan anıtlara yani kendi oluşan varlıklara doğal anıt deniyor. Bunlar görünmeye değer. Milli park. Devlet tarafından korumaya almış olan alanlara milli park deniyor. Çevre temizliği yani çevremizi temiz tutacağız. Çevreyi kirletmeyeceğiz. Öz değerlendirme neler öğrendik? Çevre öğrendik. Yani çevre temizliği, doğal yapay anıtları öğrendik. Doğal anıt, doğal çevre, yapay çevre, canlı cansız varlıklar öğrendik.
Öğrendiklerinizi hayatınızda hangi alanlarda kullanabilirsiniz? Evet, artık çevreyi kirletmeyeceğiz. Çevreyi kirletenlere uyaracağız. Okulumuzda, sınıfımızda temizliğe, çöplerin çöp kovasına atılmasına dikkat edeceğiz. 3. Öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisidir? Doğal anıt ile yapay anıt. Yani demek ki insanların yaptığı anıtlara biz yapay anıt diyoruz. Doğada var olan anıtlara görünmeye değer yerlere ise doğal anıt diyoruz. Hangi konuları anlamakta zorlandınız? Hepsi de kolay konular, zor konular değil. Ve son konumuz fiziksel olaylar. Tabii ki bu konuyla ilgili biraz soru çözeceğiz. Soru çözelim ondan sonra. Şimdi çevremizdeki balıkları tanıyanla ilgili sorular çözelim. 3. sınıf fen bilimleri. Aşağıdaki balıklardan hangisi boşaltım ve solunum yapma özelliklerine sahip değildir diyor. Yani cansız varlıktır diyor. İnsan canlı, köpek de canlı. Cansız varlık nedir? Solunum yapmaz, cansız. Bunlar canlı varlığa aittir. Cevabımız B. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin resmini gösterdiği varlık canlı gözelliği gösterir? Bu neymiş? Kelebek canlı. Bulut cansız. Bu da cansız. Kelebek yani Berk söylemiş buna. Canlı özelliği gösteren. Çevremizle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Sadece canlı varlıkların bulunduğu ortamdır. Hayır. Cansız varlıklar, taş, toprak, hava bunlar da var. Deniz, su da var, akarsu da var. Ve sadece canlı varlık, cansız varlıkların bulunduğu ortamdır. Hayır. Kuşlar var, çiçekler var. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortamdır. Evet, çevremizde ikisi de var. Yukarıdaki gösterilen hangisinde canlı ve cansız varlıklar burada bulunur? Hepsi canlı. Canlı insan, cansız varlıklar işte masa lambası beraber bulunuyor. Burada da cansız varlıklar var. İki. Sadece iki de canlı cansız varlıklar var. İki oluyor. Hem canlı hem de cansız. Azra'nın konuşmasındaki numaralanmış cümleden hangisi yanlıştır demiş. Bitkiler terimi yaprak dökme ve damlama şeklinde boşaltım yapar demiş. Doğru. Her canlı büyür ve gelişir. Tüm canlılar kendi besini üretir demiş. Tüm canlılar kendi besini üretemez. Üç yanlıştır. Yani besini dışarıdan alır. Üç yanlış. Aşağıdaki öğrenciler hangisini söylediği özellik canlı ve cansız varlıklar için ortaktır? Bakalım. İnsanlar tarafından kullanılma. Hayır. Tepki verme. Cansız varlıklar tepki vermez. Solunum yapma. Evet. Canlı ve cansız varlıklar solunum yapar. Pardon. Cansız varlıklar solunum yapmaz. Solunum yapma. Canlı varlıklar solunum yapar. Şimdi canlı varlıklar ve cansız varlıklar insanlar tarafından kullanılıyor. Yani mesela cansız varlıklar toprak işleniyor. İnsanlar tarafından kullanılıyor. Ekiliyor, biçiliyor. Cansız varlıklar. Şimdi canlı varlıklar da mesela hayvanlar da ne yapıyor? İnsanlar tarafından kullanılıyor hayvanlar. Nedir? Koyun, keçi, etinden, sütünden insanlar yararlanıyor. Yukarıda verilen ifade hangisi yanlıştır demiş yine. Bitkiler boşaltım yapmaz demiş, yapar. Hayvanlar idrar, dışkı ve terleme yoluyla boşaltım yapar demiş. Ya evet. Canlılar tohumla, yumurtayla ya da doğurarak çoğalır demiş. Canlılar tohumla, yumurtayla ya da doğurarak çoğalır demiş. Evet doğru. Şimdi hayvanlar idrar, dışkı ve terleme yoluyla boşaltım yapar. Doğru. Bitkiler boşaltım yapmaz demiş. Yanlış. Bitkiler boşaltım yapar. Yani bitkiler terleme yoluyla boşaltım yapıyor yani. A. Yanlış yani. Yukarıda bir bitkinin hayat döngüsü verilmiştir. Buna göre diyor numaralandırılmış yerlere yazılacak ifadelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 1. Yapraklar büyür diyor. Büyümüş. Ve bitki kendi besini yapar diyor. Evet. İki bitki kendi tohumlarını üretir. Evet. Tohumlarını üretir. Nerede üretmiş? Üretmiş. Tohum olmuş. 3. Tohum şişer ve kabuğu çatlar demiş. Hangisi doğrudur demiş bakalım. Burada bir ne varmış? Domates mi bu? Domates. Bakalım. Ha, adımları takip edeceğiz. Yapraklar büyür. Tamam yapraklar büyür. Ve bitki kendi besinini yapar. Tamam. İki bitki kendi tohumunu üretir. İki de mi üretiyor kendi tohumunu? Hayır, kendi tohumunu şeyde üretiyor. Nerede üretiyor? Üçte, burada üretiyor.
Evet. Burada ne yapmıyor? Kendi tohumunu üretmiyor. Hangisi doğrudur demiş. Tohum şişer ve kabuğu çatlar 3. 3'te tohum yok. Yani zaten bitki büyüyor. Hangisi doğru? 1. Yaprakları büyüyor. Bitki kendi besini yapıyor. Çevremizle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Toprak kirliliği bizi etkilemez etkiler. Odamızın temizlenmesi düzenlenmesinde annemize yardımcı olmalıyız doğru. Sınıfımızın temizliği sadece temizlik görevinin sorumluluğu. Hayır yanlış bizim de sorumluluğumuz. Doğru olan B. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği davranış çevre temizliğine olumlu katkı sağlar? Temmuz'da sınıfta top oynamak çevreyi kirletir bu. Çöpleri sıradan altına atmak bu da çevreyi kirletir. Temizlik hizmetlerinin aksadığı durumlarda yetkililere haber vermek. Evet bu olması gereken. 3. Her birey yaşadığı çevrenin temizliğinden sorumludur. Aşağıdaki görsellerden hangisinde yukarıdaki bilgiye uygun bir davranış verilmemiştir? Bunlar ne yapıyor? Çevreyi kirletiyor. Halbuki çevreyi temizlememiz lazım. Çevreyi temizleyen hangisi? Evet bu. Ne yapıyor? Buradaki de her şeyi dağıtmış. Burada çevreyi temizleyen bu. Aşağıdaki görsellerde verilenlerden hangisi çevremizi olumsuz etkiler? Bakalım görsellere. Ağaç dikmek olumlu etkiler. Çöpleri topluyor, olumlu etkiler. Bu çöpleri kendi atmış, çevreye atmış, olumsuz etkiler. Çöpü yapmış çevreye. Aşağıdaki hangisi sokak kirliliğini engelleme için yapılabilecek uygulamalardandır? İnsanların sokağa çıkmaması sağlanmalı. Hayır. Sokak temizliği konusunda tüm çalışmalar temizlik görevine bırakılmalı. Hayır. Sokak çöp kutusu sayısı artırılmalı. Evet. Çöp kutusu sayısını artıracağız. Aşağıdaki sınıf ortamlarından hangisi daha temiz ve sağlıklıdır? O kirlenmiş bu sınıf. Bu berbat bir sınıf. Temiz sınıf falan. Şimdi yukarıdaki tablonun doğru durulmuş hali aşağıdaki hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Enerji ihtiyacımızı daha çok rüzgar ve güneş enerjisi gibi kaynaklardan karşılamalıyız. Evet, doğal kaynaklardan karşılayacağız. Hava ve su kirliliği, toprak kirliliği neden olur? Doğru. Hava ve su kirliliği, toprak kirliliğinin neden olur? Çevre kirliliği sadece insanı rahatsız eder demiş. Yanlış mı? Herkes rahatsız eder. O zaman cevabımız C. Yani canlı ve cansız varlıklar çevre kirliliğinden etkilenir. Yukarıdaki cümlede yer alan 1 ve 2 numaralı boşluklara yazılacak sözcükler seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir, çevrede yaşamak insanı ne yapar? İki, temiz çevrede yaşamak insanı mutsuz etmez. Kirli çevrede yaşamak ne yapar? İnsanı mutlu etmez. Temiz çevrede yaşamak insanı mutlu eder. Yani temiz çevrede yaşıyorsak insan mutlu olur. Cevabımız B. Aşağıdaki görsellerde verilenlerden hangisi doğal çevreye zarar vermez? Ağaç dikmek doğal çevreyi korur. Evet. Hangisi doğal çevreye zarar vermez demiş. Şimdi denizdeki petrol atıkları doğal çevreye zarar verir. Çöpe de zarar verir. Ağaç dikmek doğal çevreye zarar verirmiş. Çöp toplamak zarar vermez. Fidan dikmek de zarar vermez. Atık maddeler, petrol atıkları denizi kirletmiş, zarar vermiş. Doğal ve yapay çevre ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade doğrudur? Hayvan bahçesi aslanlar için doğal çevredir demiş. Hayır, doğal bir çevre değil. İnsanlar yaptığı için yapay bir çevre. Yapay çevrede insan ve araçlara sık rastlanır demiş. Yapay çevrede rastlanır, doğru. Doğal çevredeki canlı çeşitliliği oldukça azdır demiş. Doğal çevrede canlı çeşitliliği fazladır. Doğru olan şey yapay çevre. Yani şehirler. Şehirlerde insan ve araç sayısı fazla. Aşağıda verilenlerden hangisi insan eliyle oluşturulmuş çevreye örnek olarak verilebilir? Şimdi insan eliyle oluşturulmuş çevre neresi bir bakalım. Çiftlik. Burada çiftlik var. Burası da, burası da nedir? Şey, doğal bir alan. Çiftlik insanlar tarafından oluşturulmuştur. Su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Sadece suda yaşayan canlılar etkiler. Hayır, insanları da etkiler.
İnsan etkisiyle gerçekleşmemiştir. İnsan kirletir zaten çevreyi. Bazı canlıların yok olması neden olur? Hangisi doğrudur demiş. Bu yanlış. Herkes etkiliyor. İnsan etkisiyle gerçekleşmemiştir diyor. İnsan etkisi var. Zaten çevre insanlar kirletiyor. Tabi bazı canlıların yok olmasına neden olur? Cevabımız C. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal çevreye zarar verir demiş. Fabrika bacalarından çıkan gazlar verir. Orman yangınları verir. Atık kağıtların, metallerin, camların ve plastiklerin geri dönüştürülmesi. Geniş dönüştürülüyorsa zarar vermez. 1 ve 2 zarar verir. Aşağıda verilen hangisi doğal çevrenin korumasında etkilidir? Çöp atmış. Doğal çevreyi korumamış. Yangın çıkarmış. Doğal çevreyi bozmuş. Çöpleri topluyor. Doğal çevrenin korumasına etkili. Aşağıdaki balıkların hangisi doğal ortamında yaşamaktadır? Yani denizde yaşayacak. C. Bu akvaryumda yaşıyor. Bu da akvaryumda yaşıyor. Büyük akvaryum. C. Denizde yaşıyor. Balık. Yukarıdaki görselde verilen yer ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenebilir demiş. Bir sınıf herhalde burası. İnsan eli değmeden oluşturmuştu. İnsan eli değmiştir. Yapay yapı. Çok fazla türde canlı vardır. Hayır, canlı manlı yok burada. Şu anda bir canlı yok. İnsanlık tarafından oluşturulmuş yapay bir çevredir. Doğru.